Evet arkadaşlar, ikinci katın çıtalarını çakıyorum. Bu çıtalardan telleme yapacağız. Gördüğünüz gibi çıtalarımızı çakıyoruz. Ara bölmelerinde şimdi çıtalarını çakacağım. Ara bölmelerinde çıtalarını çaktık mı? Ondan sonra tellemeye geçeceğiz. Yani katlarımız hazır olacak o zaman. Gelmedi haber yerden. Ya gel ya mektup yolla, kurtar beni bu dardan. Gözleri fettan bize. Usta tutu söyleyemez değil değil mi? Usta tutu güzel.
Arkadaşlar, ikinci günün artık sonu. Sabah 7'de kalktım. Şu an saat yaklaşık 10'a geliyor. Telleri tamamladık. İnşaat tam hızıyla devam ediyor. Videolarda bazen diyorsunuz, İbo işleri sen yapmıyorsun, dayı ile enişte yapıyor diye. Ama şöyle diyeyim arkadaşlar, onlar geliyorlar sabah 8'de. 2'ye kadar çalışıyorlar. Ondan sonra bakın, bütün telleri annemle beraber yaptık. Şimdi ben göstereceğim zaten. Bütün telleri annemle beraber yaptık. Buraların toparlanması işte, ne bileyim, eksik malzemeydi, gitti geldi. Bu ayak işleri bence daha zor. Usta geliyor, işi yapıyor. Dayımlar, eniştem de buradan izliyorsa. Usta geliyor, işi yapıyor. Ondan sonra arkadan amele topluyor. Amele de biz olduk tabii ki normal olarak. O yüzden yani ben de bir şeyler yapıyorum. Boş durduğumuz yok. Şimdi şöyle ilk günün sonunu göstereyim ben. İkinci günün pardon. Şöyle şuradan baştan başlayacağım. Arkadaşlar şimdi şöyle üst katı attık. Bakın alt katı birazını atmıştık. Üst katı attık. Şöyle göstereyim. Bölmelerin içleri tamam. Arkalar tamam. Şu konuyu özellikle tekrar göstermek istiyorum. Lütfen köpükleri tavuklar yemeyecek mi diye sormayınız. Arkadaşlar lütfen, yani 1000 defa söyledim. Bakın aralıklı. Arkalar da yine aynı şekilde. Köpüklerden önde. Yaklaşık 15 santim kadar öndeyiz. O yüzden herhangi bir yeme durumu olmayacak. Şimdi mühendisin çiftliğinde paylaştığımız videoda altlar çok basık kalmış, işte hiç güzel olmamış gibi birkaç yorum gördüm. Ona da kısaca bahsedeyim. Arkadaşlar altlar şu an tabii ki karanlık olacak. Çünkü bütün ışıklar üstte. Bakın üst bölmelerde şu an henüz ışıklar, bakın burada duruyor idareten. Bu ışık mesela şurada olduğu zaman bütün bölme aydınlanacak ki sırf video çekmek için bütün bölmelere tek ampul şeklinde güzel bir aydınlatma yapacağız. Şimdi buralar kapı yerleri. Bakın bu tarafın kapısı bura. Bu orta bölmenin kapı bura. Yine bu iki taraf böyle kapı olacak. Tabii çok da yakından çekiyor. Şöyle orta iki kapı. Kapı haricinde zaten telleri yaptık. Yine burada kapımız olacak. Burası arkadaşlar, şimdi şu çıtaları sabitlemek için üst 5-10'larla hizalı yapmak durumunda kaldık. O yüzden burası şöyle hafif, biraz daha küçük, biraz eğimli oldu ama sıkıntı yok. Ona göre hayvan sayısını ayar veririz. Yine altta kapımız burada. Buralara henüz kapı yerleri yapmadık ama bunun kapısı bu taraftan, bunun kapısı yine şuradan. Aynen şuradan, yani sadece ters olacak durum. Burayla şu kapı çapraz olacak. Çünkü burada bir sıkıntı var. Burada bakın önde kalıyor. Çok hizalı değil kümesimiz. O yüzden oluyor. Şöyle bu tarafta yine düzgün bir şekilde oldu. Şimdi arkadaşlar yarın ne yapacağız ondan bahsedeyim. Yarın bakın şu karşı tarafa bölmemiz olacak. Yine aynı şekilde tam bunun karşısına. Buradan böyle yürüyebileceğimiz kadar bir yol bırakacağız. Şunun hizasından söyleyeyim. Yani ortalama. O aşağısı iki katlı olacak. Daha sonra buradan dış kapımız için bir yol bırakacağız. Yarın muhtemelen bu ana karkasları bitecek. Yani neyi bitecek? Lafı aklıma gelmedi. Ana iskeleler bitecek. Yani bu tel işleri, kapı işleri, ince işler kalacak. Yine bu tarafta da iki bölüm, iki altta iki üstte olmak üzere 4 bölme burada olacak. Yarın muhtemelen bu da bitecek. Daha sonra da şu tarafa, şimdi bir civciv kafesimiz burada duruyor. Henüz bitiremedik. Daha sonra yine buraya da 2 altta 2 üstte olmak üzere 4 bölme daha olacak. Bu civciv kafesini de yapacağız inşallah. Aradan da şuradan bir geçişimiz ve de sobamız burada olacak. Sobada biraz sıkıntımız var. Üste aşağı bir taşıyoruz ediyoruz. Ona da bir ayar çekeceğiz inşallah. Şu durumu tekrar göstereyim lütfen. Tabi muhtemelen videoyu bu dakikaya kadar izlemeyen arkadaşlarımız altlara yazacaklar. Köpükleri tavuk yemeyecek mi diye. Bakın arkadaşlar parmağım girmiyor. Yani parmağım da yetişmiyor. Bir parmak boyu daha var. Yine bakın burası da aynı şekilde. Yani buradan şu mesafeyi anlayabilirsiniz. 20 santim kadar mesafemiz var. Onu da göstereyim. Artık şöyle bir de çıkalım. Artık videomuzun da sonuna geldik. Lütfen videoyu beğenip kanala da abone olmayı unutmayın. Şöyle bakın, ışığı bir kapatayım. Ha, bir de burası var. Evet, ışığı kapatınca da
kümesimiz zifiri karanlık. Şöyle sadece şu şeyi göstereceğim. Şuralardan hafif bir ışık vuruyor. O da sokak lambasından, yani bakın kümes bildiğiniz karanlık oluyor. Herhangi bir, hani diyorsunuz yalıtımda işte kaçak göçekler var diye, ama böyle gece bakınca çok daha net anlaşılıyor. Evet arkadaşlar, başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bu arada şu nazar boncuğunu da alalım şuradan.